Lezzetler mutfağından selamların en güzeli üzerinize olsun. Bu bölümümüzde yöresel bir tarif paylaşacağız. Adana'mıza uzanacağız ve kabak çintmesinin yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz bir malzemelere göz atın. 1 kilo kabak, 1 adet kuru soğan, 4 diş sarımsak, yarım çorba kaşığı biber salçası, 1 adet domates, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, tuz, 1 çay bardağı zeytinyağı, yarım demet dereotu. Adana'mıza özgü kabak çiğitmesinin malzemelerini gördük. Şimdi soğanımızı doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Bu mevkütte bir soğan yeterli olacak. Artık kavurmak üzere ateşine gidelim. Tencereyi ateşe yerleştiriyoruz. Zeytinyağını bırakıyoruz. Ve kıydığımız soğanı katıyoruz. Soğanın iyice kavrulması gerekecek, yumuşak olması için. O yüzden kapak kapatacağız. 5-6 dakika kavuruyoruz. Soğan kavrulurken biz de kabaklarımızı soyarak devam ediyoruz. Şimdi bunu normalden biraz daha ufak doğramaya çalışıyoruz. Evet. Bu şekilde. Kabaklardan sonra sarımsaklarımızı da ince kıyalım. Biliyorsunuz soyma tekniğimiz var. Bu şekilde soyuyoruz. Bunları da ince kıyıyoruz. Sarımsakla domatesi bir atacağız. O yüzden şimdi domatesi de kendi halinde ince doğramaya çalışalım. Son olarak dereotunu da kıyalım, hazır olsun. Artık tencerenin yanına gidelim. Bu arada soğanımız da istediğimiz gibi kavrulmuş. Salçamızı ilave ediyoruz. Biber salçası kullanmanızı rica ediyorum. Kaç dakika salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Bu aşamada Adanalılar ikiye ayrılıyor. Bir grup domates ve sarımsağı atıyor. Diğer grup kabağı ekliyor. Biz kabağı ekleyenlerdeniz. Çünkü direkt lezzeti alsın istiyoruz soğanın. Birkaç dakikada bu şekilde kavuralım. Bu vaziyette 5-6 dakika kavurduktan sonra sarımsağı ve domatesi ekliyoruz. Şöyle bir alt üst ediyoruz. Kabak biliyorsunuz piştikçe sulanan bir sebzedir. Bu durumunu kabağın suyuna göre ayarlıyoruz. Tuzu, pul biberi ve karabiberini de katıyoruz. Şöyle bir alt üst ediyoruz tekrar. Kapağı kapatacağız şimdi. 10 dakika kendi haline bırakacağız. Sulanma durumuna göre suyunu katacağız. Domatesin suyu ve kabağın doğal suyu yeterli olacak. Çok güzel. Bir 10 dakika daha piste çiğitmemiz hazır. Son olarak çiğitmemize kıydığımız dereotunu katıyoruz.
ateşte almadan hemen önce şöyle bir alt üst ediyoruz. Harika bir yemek. Kabak sevmeyenler bile zannediyorum bu Adana tarifinden sonra severek yiyecek. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Ateşi de kapatıyoruz. Ve şöyle bir 20 dakika dinlendiriyoruz. Güzelce dinlendi. Şimdi artık servis zamanı. Hala sıcak ama. Afiyetle yemek üzere inşallah. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde güzel Adana'mıza uzandık ve kabak çintmesinin tarifini paylaştık. Mevsiminde denemenizi, bizleri ve Adana'yı hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşça kalın.